Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Şehirden Haberler ekibi ve ailesi olarak Ordu'dan size kaldığımız yerden işletmelerimizi an ve an aktarmaya devam ediyoruz. Yanımızda Sadık Bey var ve diyoruz ki gençler ekran başına, çünkü sanal gerçekliği konuşacağız bugün. Bakalım aslında bizim bildiğimiz sanal gerçeklilik Sadık Bey'in anlattığı bilgilerle bütünleşecek mi, yoksa bilmediğimiz daha neler var diyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Evet Sadık Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ben Sadık Çanok, 26 yaşındayım. Ordu'luyum. Ordu'da ilk ve tek olan sanal gerçeklik yerimiz var. Biardor Sanal Gerçeklik işletmecisi ve kurucusuyum. Peki, şimdi sizi tanıdık. Aslında çok heyecanlanıyorum çünkü az önce çok güzel bir deneyim elde ettim bizzat olarak. Tamamen gerçeklik boyutundaydı ama bunu izleyicilerimize nasıl aktarabiliriz? Yani bizim bildiğimiz sanal gerçeklik aslında bir oyun olarak gördüğümüz Metaverse. Siz bunu nasıl isimlendirip adlandırabilirsiniz? Şimdi şöyle, ilk defa oynayanlar böyle bir şeyin varlığından, yani gözlüğü kafasına yerleştirdiği andan itibaren farklı bir dünyaya gideceğinden haberi yok diyebiliriz. O yüzden biz de keyifle izliyoruz, yönlendiriyoruz, diğer oyunlarda tavsiyelerde bulunuyoruz. Burada güzel etkileşimler oluşuyor, insanlar eğlenmeye geliyor, biz de onların isteklerine karşılık verebiliyoruz. Buradan iki taraf için de güzel bir şekilde vedalaşıyoruz. Peki, oyunlarımızdan bahsedelim. Bizim az önce burada gerçekleştirdiğimiz oyunun adı neydi? Rich Haze Plank diye geçiyor. Burada kısa bir demo oyunumuz aslında. Bu asıl oyun öncesinde insanların heyecanını biraz arttırıp düşürmek amaçlı yaptığımız bir oyun. Burada insanlara şunu diyoruz, 80 katlı bir yere çıkacağız, tahta göreceğiz ve tahtadan sadece bir adım atıp boşluğa atlamaya çalışacağız diyoruz. Onlar böyle bir şey mümkünatı olmadığını dile getiriyorlar, ilk defa deneyimleyenler. Biz de en son oynattığımızda asıl oyun öncesinde ne kadar gerçekçi bir şey olduğunu burada göstermiş oluyoruz. Aslında gerçekten gerçeklik diyoruz. Peki burada başka oyunlarımız da var mı? Mesela sanal gerçeklik olarak sadece oyunlarımızın süresi kaç dakika arasında değişebiliyor? Yarım saatten başlıyor. Sadece yükseklik oyunumuz var ve yükseklik oyunun yanına da bir tane de ileride kısa bir demo oyunu daha ekleyeceğiz. Kaliteli güzel bir oyunla devam edeceğiz. Peki Sadık Bey, bizim az önceki yapmış olduğumuz oyun kaç dakikalıktı mesela? Bu oyun 1,5 dakika sürüyor ortalama. Diğer oyunlarımız da aslında yarım saatten başlıyor ama yarım saat çok az bir süre. Mesela zombilere karşı birbirimiz şu an olduğu gibi insan suretinde göreceğiz, gerçek silah mekanizması kullanacağız. Arkadaşlarımızla muhabbet ederek stratejiler geliştirip ilerleyeceğimiz oyunlar var. Biz insanlara, ilk oynayacak kişilere 1 saat yeterli minimum bir seviye olduğunu dile getiriyoruz. Onlar da bize sonradan hak veriyorlar. İlk başta 1 saat uzun diyorlar ama sanal gerçeklikte zaman nasıl geçti belli olmuyor. Nasıl tepkiler veriyorlar mesela? Çok güzel tepkiler alıyoruz. Böyle bir şeyin yani hayal edemediklerini, 3D ile karıştırdıklarını falan söylüyorlar. Burada zaten gelen misafirlerim sürekli olarak gelmeye devam ediyor. Arkadaşlarını alıp gelmeye devam ediyorlar. Mesela siz yükseklikten atlarken zorlandınız, arkadaşınıza söyleyip onlar da işte bunun mümkün olmadığını dile getirebilirler. Belki buraya gelecekler, onlar da atlayamayacaklar. Böyle devam ediyoruz açıkçası. Gerçekten yani şunu söylemek istiyorum, hani az önce bizzat biz burada bir oyun gerçekleştirdik. İnanılmaz keyifliydi değerli izleyiciler, çünkü içinde bulunduğumuz şu anda bir firmada değil de kendimizi gerçekten orada hissediyoruz. Aynı zamanda o heyecan, o atraksiyon bize tam anlamıyla geçiyor. Kendimizi ölecek gibi falan hissediyoruz, hatta böyle şeyler de yaşanabiliyor evet. Galiba. Böyle atlarken bir heyecan, bir el titremesi falan, bunlar yaşanıyor mu normalde de? Kesinlikle, hani fazlasıyla tepki veren insanlarımız da oluyor. Burada sosyal medyada da paylaştığımız paylaşımlarda böyle balıklama atlayanlar falan da olabiliyor. Yani burada insanlar dediğiniz gibi kendini kaptırabiliyor, ne yaptığının farkında olmayabiliyor. Biz de onları yönlendiriyoruz. Zaten başında duruyoruz. Bu oyunu oynatırken bir kişi yanında bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Peki böyle bir iş fikri nasıl gerçekleşti? Açıkçası bir merakla başladı. Merakımız artmaya başladıkça daha çok araştırmaya başladık. Daha çok işin içinde olmaya başladık. En son tecrübelendik ve böyle bir potansiyel gördük Ordu'da. Şu anda zaten ilk ve tekiz, böyle yolumuza devam ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de mesajımızı vermiş olduk bu bağlamda diyoruz. Siz de sanal gerçeklik deneyimi kazanmak istiyorsanız Ordu'da tek olan firmamızdan ve Sadık Bey'den tüm gereken koşulları, bilgileri alabilir. Burada çok güzel bir deneyim elde edebilirsiniz diyoruz. Ordu Altın Ordu'dan size seslendik ve dedik ki Metaverse, yani sanal gerçeklik dedik. Bir sonraki durakta görüşelim. Şimdilik hoşça kalın.